İnsan sesinin iletişim için kullanılış şekli gerçekten de inanılmaz bir şey. Evet bu gerçekten muhteşem bir şey. İletişim bilimden sanata, kelimeleri kullanarak karmaşık insan ifadelerini yaratmaya kadar uygarlığımız için çok önemli olan pek çok keşfe yol açmıştır. Hatta insan toplumunun bu gezegendeki tüm hayvan türlerinden daha fazla ilerlemesini sağlayan şey iletişimdir bu nedenle iletişim kuramadığınız durumlar gerçekten çok sinir bozucu olabilir. Ve aslında larenjitte gerçekleşen şey de budur. Larenjit larenks iltihabı demek. İltihaptan bahsedildiğini kelimenin sonundaki bu it kısmından anlıyoruz. Peki larenks nedir? Larenks aynı zamanda gırtlak olarak da bilinir. Burada çizdiğim bu resimde bir insan kafası görüyorsunuz. İletişim kurmak ve ses çıkarmak için gerçekten önemli olan başka vücut parçaları da var tabi. Örneğin buradaki dil, ağız, dudaklar ve çene gibi. Fakat vücudun bu konuda görevli en önemli parçalarından biri de şurada işaretlemekte olduğum larenkstir. Ve az önce de söylediğim gibi bu gırtlak olarak da bilinir. Şimdi bir adım geri gidip Burada gerçekten neye baktığımızı hızlıca biraz daha netleştirmeye çalışacağım. Ben buraya ortadan ikiye kesilmiş bir insan vücudu görüntüsünü iki boyutlu olarak çizdim. Az önce dediğim gibi burada dil veya çene gibi başka yapıları da görebiliyorsunuz. Veya burun da mesela işte burası. Üstteki şu kısım geniz yolu. Arka kısım yemeklerin gittiği yol olan özofagus yani yemek borusu. İşte burada da nefes borusu var. Burada çıkıntı yapan bu küçük flap ise epiglot yani gırtlak kapağı. Bu oldukça önemli bir yapı. Çünkü yutkunduğumuzda yemeklerin nefes borusuna kaçmamasını sağlar. Bu küçük flap kapak görevi görür ve solunum yolunu korur. Aslında larenksi anlamak için üstten görünüşe bakmak muhtemelen en iyi yol olacaktır. Evet, epiglot bu sefer işte burada. Yine aynı renkle işaretliyorum. Bu üstten görünümü aynı şu şekilde direkt olarak larense baktığınızda elde edeceğiniz görüntü olarak düşünün. Ve tabii ki bu üstten görünümde de dil var. İşte burada. Diğer çizimde de dil buradaydı. Fark ettiyseniz larense yani gırtlağa bakarken pek çok farklı yumuşak dokudan oluşan bu karmaşık yapının tamamını görebiliyoruz. Aslında bunların hepsi işaretlediğim bu yumuşak doku alanının tamamı larense olarak kabul ediliyor. Fakat burada asıl önemli olan şu ki, ses kısıklığının ve sesteki değişikliklerin sorumlusu aslında ses telleridir. Yani burada küçük, beyaz, tel tel duran şu şeyler. Bir insan bir ses çıkarabilmek için nefes verir. Akciğerlerindeki havayı solur. Bu hava buradaki nefes borusunun içinden ve larenksteki bu açıklıktan geçer. Bu açıklık aynı zamanda glottis aralığı olarak da bilinir. İşte bu küçük açıklıktan gelen hava sesin oluşmasını sağlar. Aslına bakarsanız sesin oluşma biçimi ufacık bir açıklığı bulunan bir pencereden esen rüzgarın yarattığı uğultuya çok benzer. Hava çok dar bir alandan geçtiğinde ses çıkarır. Hatta bu şişirilmiş bir balonun havasını saldığınızda duyduğunuz sese de benzer. Balonun içinden hızlıca fırlayan hava ses çıkarır, değil mi? Hele bir de balonun ağzını yanlardan elinizle biraz çekiştirip sıkıştırırsanız çıkan ses daha da tiz hale gelebilir. Çünkü havanın hızla çıkmaya çalıştığı açıklık daha da daralmıştır. Evet, ses bu şekilde oluştuğuna göre ses çıkarabilmemiz için bu ses tellerinin birbirlerine yaklaşmaları ve açıklığı daraltmaları oldukça mantıklı. Buradan hava aktığı zaman bu ses telleri ileri geri titreşir ve farklı tizlikte ve tonlarda seslerin oluşmasını sağlar. Kullanmak istediğim son bir analoji daha var ki muhtemelen ses telleri için en uygun olanı da bu olacak. Evet, gitar benzetmesi. <laughs> Aslında ses telleri diğer her şeyden daha fazla gitar gibidir diyebiliriz. Gitarın üst kısmındaki teller daha gevşektir. Daha büyük ve şişkin görünürler. Bundan dolayı bunlardan çıkan ses çok düşük bir tonlamaya sahiptir. Yani pes bir sestir. Öte yandan gitarın alt sıralarındaki teller daha incedir. Bunların daha az kütlesi vardır ve ayrıca daha gergindirler. Dolayısıyla bu tellerden de tiz sesler çıkar. İşte durumu bu şekilde düşündüğünüzde iltihaplanmayı anlatırken her şey daha mantıklı gelecek. Larenks'te iltihaplanma olduğunda ses telleri de bundan etkilenir ve iltihaplanma elbette şişme anlamına da gelir. Şişlik ses tellerine kütle katar. Aynı zamanda titreşimlerini önler ve ses tellerinin gerginliğinin azalmasına sebep olur. O yüzden larenjit olan kişilerde ses çatallı ve bozuk çıkar. İşte larenks ve larenjit'in arkasındaki temel olay budur. Evet, bunları söyleyerek şimdi esas konumuza bir giriş yapalım. Larenjitin iki çeşidi var. Bunlardan ilki akut yani aniden ortaya çıkan larenjit. Diğeri de daha uzun süre devam eden kronik larenjit. Akut larenjit oldukça hızlı bir şekilde iyileşir. Birkaç gün ya da belki bir hafta kadar sürebilir. Buna karşılık kronik larenjit çok daha uzun sürer. Geçmesi iki hafta veya daha uzun sürebilir. Fakat bu ikisinin de nedenleri çok benzerdir. Aslında düşünmeniz gereken şey şu. Larenksin şişmesine sebep olan şeyler acaba ne olabilir? Akut larenjitin sebebi viral olabilir. Hatta aslında akut larenjitin en yaygın nedeni viral enfeksiyondur. Antibiyotikler viral hastalıklara karşı etkili olmadığından tedavinin bir parçası olarak genellikle antibiyotik verilmez. İkinci en yaygın sebep sesin aşırı ve bilinçsiz kullanılmasıdır. Yani bu durum bağırma veya sesi aşırı kullanma yüzünden ses tellerinin zorlanması gibi nedenlerden de kaynaklanabilir. Örneğin çok yüksek ses olan bir yere gittiğinizde sürekli bağırarak konuşmanız gerektiğindeki gibi. Ayrıca fısıldamak da aslında gırtlak üzerinde akut strese neden olabilir. O yüzden larenjit olan hastaların fısıldayarak konuşmaması önerilir. Çünkü bu aslında sese daha da fazla baskı uygular. Son olarak, nadiren de olsa sebebi bakteri de olabilir. Ama dediğim gibi, genelde viral enfeksiyonlar larenjite neden olur. Bu viral sebep, soğuk algınlığına neden olan herhangi bir virüs olabilir. Virüs eğer larenksin bulunduğu bölgeye giderse, larenks enfeksiyonuna ve larenjite sebep olabilir. Kronik larenjitin nedenlerine geldiğimizde, burada Hastalık genellikle bir çeşit kimyasaldan, bir tahriş edici maddeden veya sesin aşırı kullanımından kaynaklanmaktadır. Yani kronik larenjitin esas nedeni tahriş edici maddelerdir. Sonuçta viral ve bakteriyel hastalıklar bir süre sonra iyileşmeye meyillidir. Fakat bir hastada kronik sinüs problemi varsa, hasta virüs veya bakteri kaynaklı sinüzitten şikayetçi ise, bu durumda kronik larenjite neden olabilir. Kronik tahriş edici maddeler arasında ateş dumanı veya farklı dumanlardan söz edebiliriz. Kronik pasif içicilik, yani sürekli sigara dumanına maruz kalmak da larenjite yol açabilir. Ayrıca aşırı ve yanlış ses kullanımı da yine hastalığın sebepleri arasındadır. Örneğin benim şu anda yaptığım gibi sürekli konuşmak veya çok fazla şarkı söylemek gibi. Bunlara ilaveten reflü hastalığı ya da kusma da kronik larenjite neden olabilir. Sonuç olarak, tahriş edici etkenlerden kaçınmak larenjiti önlemenin en etkili yoludur. Tabi aynı zamanda herhangi bir viral hastalıktan veya nadiren karşılaşılıyor olsa da potansiyel bakteriyel hastalıklardan kaçınmak için uygun hijyen koşullarının sağlanması da hastalıktan korunmak için çok etkili bir yoldur.